Evet merhabalar hoş geldiniz. Umarım süper bir gün geçiyorsunuzdur. Bugün size yanlış biliyor olabileceğiniz birkaç tane şey göstereceğim. Özellikle de oyun içinde kullanabileceğiniz tarzı şeyler olacak. Bu arada tekrar hatırlatayım. Cuma günü akşam 6'da Twitch'te olacağız. Zaten linki ben tekrar buraya bir yere bırakacağım. Neler yaparız bilmiyorum ama en azından biraz sohbet falan ilk yayın sonuçta. Çok da uzatmaya şimdi videoya geçebiliriz. Tekrar hoş geldiniz. İyi eğlenceler. <laughs> bahsetmek isterim. Skinlerin sesleriyle alakalı olacak. Eskiden Brimstone tabletini açıp smoke attığı zaman tablet sesi geliyordu. Fakat şu anda Brimstone isterse hemen yanınızda smoke atsın onu duyamazsınız. Fakat Brimstone'un aksine eğer smoke atan kişi oman onu duyabilirsiniz. Dikkat edin. Bir de benim bundan bahsetmeme rağmen çok kişi onun smoke attığı zaman haritada giderken düşmana nereden atıldığını gözüktüğünü düşünüyor. Fakat gözükmüyor. İsterseniz haritanın diğer ucuna smoke atın kimseye gözükmeden smoke direkt orada oluşuyor. Diğer smoke açığında Astra ve onda da aynı Brimstone gibi hiçbir şey duymuyor. Ne smoke atma sesi ne de Astra forma geçme sesi var. Yani rahatlıkla ses gelmeyeceğini bilerek skilllerinizi kullanabilirsiniz. Ses konusunda beni en çok şaşırtanlardan biri de Sage Heal sesiydi kesinlikle. Sage Heal attığı zaman evet o ilk andaki ses duyuluyor fakat can artarken ses gelmeye devam etmiyor. Ve Heal skill sesinin range'i çok daha düşük. Yani uzaktaki bir skill'e duyamıyorsunuz. Yok. Biraz daha bilindik bir şey geçersek de eskiden bir için C ile casual ölçüsünü kıramıyordunuz fakat şu anda kırabiliyorsunuz. Ve tabii ki herhangi bir Molly skill ile hala kıramıyorsunuz k hariç. Yani Phoenix'in E'si veya Brimstone'un Q'su ile kıramıyorsunuz fakat k C'si ile kırabiliyorsunuz. Bir de Brimstone'un Combat sisteminin pistollerin hızını artırıp artırmadığı sorusu var. Ben arkaya hem normal hem de stimli haline bırakıyorum. Siz kendiniz karar verin. Bunun hakkında çok fazla kişiyle konuşmuştum fakat net bir cevap alamamıştım. Ben de kendim dilerime karar verdim. Sonuçları da burada. Ascent'den garip iki tane bilgiyle de videoyu bitireyim. Birincisi buradaki cama Phoenix'in flash'ını değdiremiyorsunuz. Direkt kırıyor. Diğeri ise Ascent tek kapıları skill ile kırabiliyorken B-Link'teki bu duvarın üstündeki şeylere skill e hasar veremiyorsun. Bunu nerede kullanırsınız bilmiyorum ama demiştim zaten garip bilgilerdi. bilgiler diye. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bu arada video başında söylemeyi unutmuşum. Discord'da akşam açıklanacak bir tane 1200 VP çekiş var. Derecedeki çekiş odasına katılmayı unutmayın. Bir tane de like müthiş olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.